Bugün sizlere arabesk müziğin masum olduğu bir çağın yıldızının hikayesini anlatacağım. Henüz 17 yaşında başlayan şöhreti sadece 8 yıl sürdü. Onun adı Esengül. Esengül 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Esen Ağan'dır. Esen Ağan müzik eğitimini ilk olarak aynı zamanda konservatuvar mezunu olan annesi Piraye Ağan'dan aldı. Piraye Ağan'ın kızına verdiği müzik dersleri çeşitli hocaların verdiği diğer derslerle devam etti. O müzik hocalarından bir tanesi de Abdullah Bayşu'ydu. Abdullah Bayşu Esen Ağan'a Gül adını verdi ve o günden sonra Esen Ağan artık Esengül olmuştu. Esengül henüz 15 yaşındayken 1969 yılında bir ses yarışmasına katıldı ve bu yarışmada kaçınılmaz olarak birinci oldu. Bir yıl sonra 1970 yılında Esengül bir albüm kaydı için stüdyoya girdi. Ancak kendi albümü için değil, Sokak Çocuğu Ali adıyla yapılan bir projede yer alan şarkıya vokal yaptı. Şarkının adı Aşkımı Süpürmüşler. Bu Esengül'ün ilk stüdyo tecrübesiydi. Aşktan yana şansım yok. Esengül'ün şarkıdaki performansı vokal olsa da çok beğenilince gazinolardan teklif aldı. Ve ilk olarak Emel Sayın'ın alt kadrosunda sahneye çıktı. Luna Park gazinosunun alt kadrosunda Emel Sayın'ın adıyla birlikte Esengül'ün adı da yazıyordu. Henüz 16 yaşında gazino sahnelerine çıkan Esengül, sahne aldığı ilk gece bir teklifle karşı karşıya kalır. Bebek Belediye Gazinosu ona asolistik teklifinde bulunur. Ve bu teklife Esengül kayıtsız kalmaz. Artık Esengül, Bebek Belediye Gazinosu'nun as solistidir. Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Henüz çocuk denecek bir yaşta as solist olarak sahneye çıkmaya başlayan Esengül büyük sükse yapar ve ardı ardına dönemin önemli gazinolarından teklifler gelmeye devam eder. Gazino çalışmaları başarıyla devam eden Esengül'ün artık kendi albümünü yapması gerekiyordur ve o dönemin önemli bestecilerinden ve müzik adamlarından Orhan Karadeniz ve Abdullah Bayşu ile birlikte albüm çalışmalarına start verir. 1970'li yılların hemen başlarında arabesk müziğin kendini yeni yeni ifade etmeye başladığı dönemlerde arabesk kelimesi kullanılmıyor, o dönemlerde yapılan müzik minibüs müziği olarak adlandırılıyordu. İşte Esengül o yıllarda albüm çalışmalarına başlamıştı. 1971 yılında Zalim isimli şarkıyı yorumladı ve bu şarkıyla kendini ifade etmeyi başardı. Taş kalplisin sen zalim. Ancak asıl çıkışını 1973 yılında yaptı. O yıl yapmış olduğu Taht Kurmuşsun Kalbime isimli şarkıdaki yorumu Esengül'ü Esengül yapan en değerli şarkı oldu. Taht Kurmuşsun Kalbime isimli şarkının yapmış olduğu sükseyle birlikte artık Türkiye sokakları Esengül şarkıları dinliyordu. Hatta Esengül'ün yorum performansı o kadar dikkat çekiyordu ki albüm kayıtları için stüdyoya girdiğinde prova dahi yapmadan bir şarkıyı bir kez okuması dahi yeterli oluyordu. Esengül sahneye çıktığı gazinolarda sahne performansıyla da dikkat çekiciydi. Şarkı söylerken yerinde durmuyor, masaları tek tek dolaşıyor ve kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla göz göze şarkılarını birlikte söylüyordu. Esengül 70'li yıllardaki karşı konulmaz şöhretinde sadece şarkı söylemekle kalmadı, sinema filmlerinde de boy gösterdi. Bu filmlerinden birinde Adnan Şenses'le rol aldı. Adnan Şenses o dönemlerde Esengül'ün aynı zamanda hayat arkadaşıydı. Birlikte rol aldıkları film Yansın Bu Dünya. Esengül 1976 yılında Tamer Yiğit'le de kamera karşısına geçti ve Taht Kurmuşsun Kalbime isimli filmi çekti. Ancak bu film vizyona girmedi ve sadece bir deneme filmi olarak kaldı. 1970'li yıllarda gelen bu devasa şöhreti maalesef bu genç kız taşıyamadı. Genç şarkıcının adı 70'li yılların sonlarına doğru maalesef yaşadığı aşklar, skandallar ve yeraltı dünyasıyla kurduğu yakın ilişkilerle anılmaya başladı. Özellikle yeraltı dünyasıyla kurduğu yakın ilişkiler emniyet güçleri tarafından da yakın takip altına alındı. Hatta bir gece sahne aldığı gazinoda çakırkeyf bir durumdayken bir mafya babasının eline verdiği bir silahla havaya ateş açması o dönemlerde gazetelere manşet oldu.
31 Mart 1979 tarihinde adını Semiramis Pekkan'dan alan Semiramis Gazinosu'na çalıştığı bir gece olanlar oldu. O gece Esengül'ü dinlemeye gelenler arasında dönemin önemli kabadayılarından biri vardı. Kabadayı Esengül'den Aldırma Gönül isimli şarkıyı söylemesini istedi. Esengül bu teklifi reddetti ve şarkıyı söylemedi. Bunun üzerine olay çıktı. Olay çıkınca gazino patronu ve garson müdahale etmek durumunda kaldı. Kabadayı o gece gazino patronu ve garsonu kurşunlayarak öldürdü. O gece yaşanan olayın ve çifte cinayetin en önemli tanığı hiç kuşku yok ki Esengül'dü. Esengül o gece çok korkmuş ve evine kapanmıştı. Ama bir görgü tanığı olarak da emniyete ifade vermesi gerekiyordu. Şişli Adliyesi'ne ifade vermeye giderken kılık değiştirerek ifade vermeye gitmişti. Olaydan tam 18 gün sonra Esengül, sevgilisi ve kız kardeşiyle birlikte eğlenmek için Boğaz'a gider. Dönüşte Ataköy'de bir kaza geçirirler. Kaza sonrası Esengül ve sevgilisi hayatını kaybeder ancak kız kardeşi hayatta kalmayı başarır. Esengül'ün ölümünün ardından birçok iddia ortaya atıldı ancak bu iddiaların temelinde şu vardı. Mafya bir dosyayı daha kapattı. Bu iddiaların ilki Esengül'ün kullandığı aracın frenlerinin boşaltıldığı, ikincisi ise Esengül'ün içinde bulunduğu aracın trafikte sıkıştırıldığı şeklinde. Ancak bir diğer iddia ise tam bir şehir efsanesi. Bu efsaneye göre Esengül aslında ölmedi. Bir kaza süsü verilerek öldüğü haberi yayıldı. Mafyadan kurtulmak için Esengül yurt dışına kaçtı ve hala hayatta. Esengül'ün ölümünden sonra dönemin gazetelerinin bu ölümle ilgili attığı manşetlere de göz atmak gerekir. Maalesef bu manşetler hiç de olumlu değildir. Manşetlerden bir tanesi şöyledir. Su tesisi su yolunda kırıldı. Cinayet masası bu kazayı araştırır ancak şöyle rapor eder. Aşırı hız ve alkol yüzünden meydana gelen kaza sonucu ölüm. 1985 yılına geldiğimizde ise MIT raporunda kaza ile ilgili bir başka not vardır. O not şöyle der. Derin devlet destekli mafya tarafından trafik kazası süsü verilmiş olan bir cinayet. 18 Nisan 1979 yılında sona eren hayat aslında Esengül'ü bir efsane yaptı. Neden mi? 17 yaşında başlayan şöhret 25 yaşına kadar devam ederken o süreçte Esengül her zaman üretti. Ürettikleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Tek kusuru vardı, o da kural tanımaz yaşam biçimiydi. Ama gerçek starlara baktığımız zaman onlar kendi dünyalarında her zaman sıra dışı yaşamışlardır. İşte Esengül de o sıra dışı yaşamın ortaya çıkardığı bir stardı. Eğer ki yaşasaydı gerçekten de daha birçok güzel şarkıya yorumlarıyla zenginlik katacaktı. Bana göre Esengül popüler müzik tarihimizin gelmiş geçmiş en değerli, en güçlü kadın vokallerinden biri.